orijinali cibbo. Kambur demek İtalyanca ya da çıkıntı anlamına da geliyor. Biz onu Türkçe'ye cumba olarak almışız. 80'lerin sonunda 90'ların başında çocuk olan bir neslin hatırladığı Kuzguncuk aynı zamanda birçok yabancı turistin de uğrak noktasıymış. Ben bu kadar yabancı turist akını olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ve bu kilise ve caminin çok güzel bir hikayesi var. 2009 yılında Meryl Streep Türkiye'ye geldiğinde burada ağırlamışlar kendisini. Merhabalar, ben Mehmet Kapluhan. Bir başka videoda da sizlerle birlikteyim. Günübirlik İstanbul turlarında bu seferki durağım İstanbul'un en özel, en güzel semtlerinden bir tanesi Kuzguncuk. Kuzguncuk, İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesine bağlı küçük bir mahalle. Beylerbeyi ile Paşa Limanı arasında kalan bir semt. Ama İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi. Eski adı Hristo Keramos'muş buranın. Rumca'da altın kiremit demek. Bizans İmparatoru Justinianus bu bölgede altın kiremit yaldızlı bir kilise yaptırmış ve daha sonra buraya yerleşenler de çatılarını hep altın kiremitlerle kaplamışlar o dönem. O yüzden ismi Hristo Keramos olarak kalmış. Daha sonra Kostinica denmiş buraya. Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazdığına göre ise burada Çelebi Mehmet'ten sonra 1500'lü yıllarda, daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet'ten sonra düzeltiyorum, Kuzgun Baba adlı biri yerleşmiş buraya. Ve oradan dolayı da ismi Kuzguncuk olarak kalmış deniyor Kuzguncuk için. Kuzguncuk, Bizans İmparatorluğu döneminde ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı bir yermiş. Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdikten sonra İstanbul, özellikle 1492 yılındaki Sefarat Yahudilerinin İber Yarımadası'ndan İstanbul'a göçünden sonra Musevi nüfus burada ağırlık kazanmış. 18. yüzyıla doğru ise Ermeniler yerleşmiş. Türkler Osmanlı İmparatorluğu zamanında pek bu semte yerleşmemişler, daha çok Paşa Limanı tarafındalarmış. 19. yüzyıla doğru Türk nüfusun bu bölgeye ağırlıklı olarak yerleştiği söyleniyor. Kuzguncuk tam bir dinler mozaiğinin beşiği olmuş İstanbul'da. Burada 2 tane cami, 2 tane sinagog, 2 Rum Ortodoks Kilisesi, 1 tane de Ermeni Kilisesi bulunmakta. Şu an yürüdüğüm cadde İcadiye Caddesi. Kuzguncuk'un ana aksı olan cadde diyebiliriz buraya. Boğaz kenarından başlayıp içeriye doğru, İcadiye Mahallesi'ne doğru ilerleyen düz bir cadde. İcadiye'ye doğru hafif eğim başlıyor. Kuzguncuk'un birçok mekanı da, restoran olsun, kafe olsun, konfeksiyon olsun bu bölgede bulunmakta, bu cadde üzerinde yer almakta. Kuzguncuk eski bir balıkçı köyü aslında. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bu özelliğini, bu vasfını korumuş. Ve bu bölgede birçok o dönemden kalma cumbalı evler var. Tabi restore edilmiş, birebir orijinal hali değil ama en azından dış cephesi o haliyle korunmuş veya ona göre restore edilmiş. Cumba İtalyancadan gelmiş bir kelime. Kelimenin orijinali cibbo. Kambur demek İtalyanca ya da çıkıntı anlamına da geliyor. Biz onu Türkçe'ye cumba olarak almışız. Bildiğiniz gibi evlerdeki kapalı balkonlara, hafif çıkıntı şeklinde olan balkonlara cumba deniyor. Ve Kuzguncuk'ta Simitçi Tahir Sokak'ta bu cumbalı evlerin sıra sıra bitişik nizamda inşa edilmiş olan bu cumbalı evlerin güzel örneklerini görebilirsiniz. Kuzguncuk'un ana caddesi olan İcadiye Caddesi çok eski zamanlarda aslında bir dereymiş. Üsküdar'ın, Altunizade'nin tepelerinden Boğaz'a doğru uzanan bir dereymiş. Tabii bundan çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Bizans İmparatorluğu'ndan daha eski zamanlar. Ve bu derenin sağına ve soluna verimli topraklara kurulmuş olan bir köy aslında Kuzguncuk. Zaten bu bölgede hala da korunmuş olan bir tane bostan var, Kuzguncuk Bostanı. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Burası gerçekten hala da eski İstanbul'un mahalle kültürünün korunduğu yerlerden bir tanesi, az sayıda yerden bir tanesi. Az önce şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum size. Birkaç dakika oldu, keşke çekebilseydim. Bir tane çok yaşlı bir amca elinde bastonuyla camiye gidiyormuş. Cuma namazını kılıyor. Bugün günlerden cuma. Bir tane arabaya el etti. Bir tane hanımefendi durdu. Ne oldu amca dedi. Evladım dedi işte ben camiye gidiyorum. Şurada beni oraya kadar götürür müsün camiye kadar diye. Hanımefendi de tabii gel dedi. Bindi arabasına ve onu sanırım herhalde caminin orada bırakacak. Gerçekten muhteşem bir manzaraydı. Hani bunu İstanbul'da kaç tane yerde görebiliriz bilmiyorum. Size bahsettiğim gibi Kuzguncuk Bostanı'na geldim. Burası Kuzguncuk'ta kalan az sayıdaki, hatta tek desek yanlış olmaz sanırım, kalan tek bostan. Burası İlya adlı bir Rum asıllı vatandaşımıza aitmiş, Kendisi uzun yıllar burayı tek başına ekip biçmiş. Hayatını kaybettikten sonra varisleri arasında bir anlaşmazlık çıkmış. Buranın mülkiyetiyle ilgili olarak kimileri satmaya çalışmış, kimileri buraya yeni projeler, yeni binalar dikmeye kalkışmışlar vesaire. Ve bu anlaşmazlık sonucu 2015 yılında şöyle bir düzenlemeye gidilmiş burası ile ilgili. Üsküdar Belediyesi'nin de katkılarıyla. Burası 50 parsele bölünmüş. Ve bu 50 parsel her yıl Eylül ayında Kuzguncuk'ta ikamet eden vatandaşlar arasında kurayla dağıtılarak tarım için buradaki ikamet eden kişilere verilmesine kararlaştırılmış. Yani Kuzguncuk'ta ikamet ediyorsanız ve eğer organik tarım yapmak istiyorsanız 50 parsele bölünen bu bölgede yaklaşık 3'e 3, 9 metrekarelik bir alanda isminizi yazdırıp kendiniz bir yıl boyunca burada ekip biçebilirsiniz, tarım yapabilirsiniz. Burada amaç sadece kendi yiyeceğiniz, içeceğiniz için, yani herhangi bir ticari amaçla yapmanız yasaklanmış. Zaten 9-10 metrekarelik bir yerde ne kadar ticari ürün çıkar, o da ayrı konu. Tabii esas amaç burada toprakla haşır neşir olmak. Şehrin göbeğinde, şehrin içinde, İstanbul gibi metropol bir yerde yaşayıp toprakla haşır neşir olabilmek, ekip biçebilmek de ayrıca bir lüks ve bu lüksü yaşayan az sayıda insanlardan oluşuyor Kuzguncuk sakinleri. Burası, yani Kuzguncuk Bostanı tabi sadece ekip biçmek için değil, aynı zamanda Kuzguncuklar için tam bir yaşam alanına dönüşmüş. Burada çocukların oynayabileceği bir mini park var. Artı yaz akşamları özellikle Kuzguncukların vakit geçirmesi için bir açık hava sineması kuruluyormuş burada. Bir mini amfi olarak düzenlenmiş bir yer var, bir açık alan var. Orada buraya gelip çayını, kahvesini, sandalyesini alıp burada açık havada film seyretmek de Kuzguncuklar için güzel bir lüks. Kuzguncuk'un önemli yanlarından bir tanesi de Türk televizyon tarihine geçmiş bazı dizilere ev sahipliği yapmış olması. Bunlardan en eskisi Perihan Abla dizisi. 80'lerin sonunda 90'ların başında çocuk olan bir neslin hatırladığı, biraz ucundan kıyısından hatırladığı bir dizi. Aslında 86-88 arası çekilmişti bu dizi ama daha sonra tekrar bölümleri de o dönem yayınlanmıştı. Başrollerini Perihan Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı, onun dışında yan rollerde Tulu Çizgen, Ercan Yazgan ve daha birçok o dönemin ünlü sinema ve tiyatro oyuncularının oynadığı dizi Perihan Abla dizisi Kuzguncuk'ta çekilmişti. Perihan Abla adlı bir mahallenin çok sevdiği bir ablası ve ona aşık olan Şakir karakteri, onu da Şevket Altuğ oynardı, Perihan Abla'yı Perihan Kutman oynardı. Küt İsmet, taksi şoförü ve onun nişanlısı Meraklı Melahat, onu da Tulu Çizgen oynardı. Ve daha birçok yan rolde karakter oyuncularının yer aldığı çok güzel, tatlı bir aile dizisiydi, mahalle dizisiydi. İşte o dizinin çekildiği yer burası ve Perihan Abla'nın evi olarak bizim izlediğimiz bina ise şu an benim arkamda gördüğünüz beyaz renkli bina. Bu dizi ve Kuzguncuk'a ait bir diğer ilginç detay da şu, o binanın, Perihan Abla dizisinin çekildiği binanın bulunduğu sokağın ismi Perihan Abla Sokağı değil. Sokağın ismi Üryanizade Ahmet Efendi Sokağı. O dönem dizi çekildikten sonra Üsküdar Belediyesi buranın ismini, bu sokağın ismini Perihan Abla Sokağı olarak değiştirmek istemiş. Ancak buradaki halk, mahalleli buna karşı çıkmış. Çünkü sokağın ismini verildiği Üryanizade Dede Efendi eski bir Şeyhülislam ve hemen sokağın sondaki sahil caddesi üzerinde yer alan bir camisi bulunmakta. Aynı isme verilmiş, aynı isme ait Üryanizade Vedat Ahmet Efendi Camii. Orada birazdan gideceğiz. Dolayısıyla bu sokağın ismini değiştirmesine izin vermeyince Üsküdar Belediyesi şöyle bir çözüm bulmuş o dönem. Hemen bunun yanındaki Ayhan Sokağı'nın ismini Perihan Abla Sokağı olarak değiştirmiş. Yani Perihan Abla Sokağı olarak bugün bildiğimiz sokak aslında Perihan Abla dizisinde Perihan Abla'nın oynadığı karakterin bulunduğu sokak değil. Kuzguncuk'un bir dinler mozaiği olduğunu başta size söylemiştim. Şu an arkamda Kuzguncuk Camii var. Onun hemen yanında ise Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi var. Ve bu kilise ve caminin çok güzel bir hikayesi var. 1950'li yıllara kadar Kuzguncuk'ta tek bir cami varmış. Üryanizade Ahmet Efendi Camii. Fakat 1950'lerden itibaren Müslüman cemaate o cami yetmemeye başlamış. İkinci bir cami yapılması gündeme gelmiş. Ve o dönemde de Kuzguncuk'ta yer sıkıntısı var, arsa sıkıntısı var. Ermeni Kilisesi yeni bir cami yapılması için kilisenin bahçesini bağışlamış. Tek bir şart koşmuşlar. Yapılacak olan caminin kubbesinin kilisenin kubbesini geçmemesi. Ve Kuzguncuk Camii 1950 yılında yapımına başlanmış. 1952 yılında açılmış. Yanındaki kiliseyle aynı hizada yapılıyor kubbesi ve bir tarafta kilise, bir tarafta cami yan yana. Hangi dine mensupsanız kendi ibadethanenize gidip yan yana duanızı edebiliyorsunuz. Ermeni cemaati o dönem sadece kilisenin bahçesini vermekle kalmamış, aynı zamanda caminin yapımı için ciddi bir para bağışında bulunmuş, artı yine caminin yapımı için ciddi bir iş gücü sağlamış. Ermeni cemaatinden birçok insan Kuzguncuk Camii'nin yapımında, inşaatında görev almış, çalışmış. İşte az önce size bahsettiğim 1950'lere kadar Kuzguncuk'un tek camisi olan Üryanizade Ahmet Efendi Camii hemen Boğaz'ın hemen kıyısında, Boğaz kenarında, köprü manzaralı. En önemli farklılığı diğer camilerden dönemin ruhunu yansıtan ahşap bir minaresinin olması. Şu an etrafı iskelelerle sarılmış, restore ediliyor sanırım. Sanırım değil, restore ediliyor çok net. O dönemin mimarisi en güzel örneklerinden bir tanesi. Cami Beylerbeyi'ne doğru hemen eski Denizasubay Hazırlama Okulu'na varmadan sol tarafta kalıyor. Kuzguncuk'tan Boğaz istikametine, Çengelköy istikametine ilerlerken şu arkamda görmüş olduğunuz beyaz renkli tek katlı yapı. Anlat derdini Marko Paşa'ya. Bildiğiniz gibi dilimizde böyle bir deyim var. Çaresiz kaldığımız, meramımızı kimseye anlatamadığımız durumlarda kullandığımız bir deyim. Ben ne yapacağım, kime anlatacağım derdimi dediğimizde Marko Paşa'ya anlat derler. Peki bu deyim nereden geliyor? Marko Paşa, Marko Apostol, Abdülaziz zamanının bir hekimbaşı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı da yapmış. Hastalarını büyük bir sükunetle ve dikkatle dinlermiş ama dinlediği hastalara pek bir çare üretemezmiş kendisi. Dinlermiş, ondan sonra peki dermiş, onları gönderirmiş. Bu da böyle o zamandan kalma bir deyim olarak yerleşmiş Türkçemize, derdini Marko Paşa'ya anlat diye. Peki ben bunu burada niye anlattım? Kuzguncuk videosunun içine niye koydum? Şu an arkamda görmüş olduğunuz, az benim sağımda kalan bina Kuzguncuk İlkokulu. Sarı renkli bina. Burayı Marko Apostol yaşadığı dönemde bir konak olarak inşa ettirmiş. Kendisininmiş burası ve bir dönem burada yaşamış. Daha sonra hayatını kaybettikten sonra zaten buradaki Rum Ortodoks mezarlığına defnedilmiş. Naaşı da burada. İşte onun inşa ettirdiği bina, konak olarak inşa ettirdiği bina bugün Kuzguncuk'ta Kuzguncuk İlkokulu olarak hizmet veriyor. İstanbul'un birçok boğaz semti gibi Kuzguncuk'ta oldukça eğimli bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla burada hafif tatlı yokuşlar, bazen dik yokuşlar ve dik merdivenler bulunmakta. Şu an benim bulunduğum sokak, Bican Efendi Sokak'ta da bu semtin en önemli merdivenleri yer almakta. Yine bunun bir paraleli Bereketli Sokak'ta ise biraz daha eni dar olan yine semte ait meşhur merdivenler var. Hafta sonu özellikle burası önemli bir fotoğraf noktası olmuş. Oldukça da kalabalık. Ben şu an tenavi zamanı yakaladım. Hafta içi olmasına rağmen kalabalık bir yer. Geldiğinizde güzel bir boğaz manzarası ve güzel bir fotoğraf noktası olarak burayı değerlendirebilirsiniz Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk aynı zamanda birçok önemli sanatçının, şairin, kültür insanının yaşadığı yerlerden biri olmuş. Bunlardan en meşhuru Can Yücel. Datça'ya yerleşmeden önce hayatının bir bölümünü burada geçirmiş. Yine Nazım Hikmet teyzesi Sare Hanım'ı ziyaret ederken Kuzguncuk'tan çok etkilenmiş olmalı ki Kuzguncuk'a dair de bir şiiri var kendisinin. Ve şöyle demişti hatırladığım kadarıyla Nazım Hikmet. Beykoz'da oturmalı, Beykoz'da çalışan adam. Fakat Kuzguncuk şirin yerdir. Ve kırmızı yazmalar kuruyan boş arsadan dünyayı zapta gidecek pulsuz balıklar gibi çıplak çocukların her akşam dinlerde çığlıklarını sevinir. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var Kuzguncuk'la ilgili bugün fark ettiğim. Birçok İstanbullunun ya da şehir dışından gelen birçok Türk vatandaşının da merak ettiği, gezmek istediği bir semt olmakla birlikte Kuzguncuk aynı zamanda birçok yabancı turistin de uğrak noktasıymış. Ben bu kadar yabancı turist akını olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bugün fark ettim. Önemli noktalardan bir tanesi ise şu an Nail Kitabevi olarak kullanılan bina. Eski bir berber dükkanıymış burası. Kuzguncuk'un eski binalarından bir tanesi. Hatta Perihan Abla dizisinde bu binanın dış cepheden görünen birkaç sahnesi var. Onları da bilmiyorum, bulabilirsem koymaya çalışacağım. Koyamadıysam bulamamışımdır. Kuzguncuk'a geldiğinizde olmazsa olmaz görülmesi gereken yerlerden biri. Bu arada bir işbirliği veya reklam değil. Vakit akşama doğru yaklaştıkça mekanlar oldukça kalabalık olmaya başladı. Öğlen saatlerinde, sabah saatlerinde daha doğrusu daha sakinken akşam üzeri ve tabii akşamları da hele hava güzelse oldukça popüler bir yer, talep gören bir yer burası. Kuzguncuk'un Türk televizyon tarihinde önemli dizilere ev sahipliği yaptığını söylemiştim. Perihan Abla dizisinden sonraki bir diğer dizi ise 2000'lerin başlarında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisi. Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Kadir Çökdemir, bir yığın önemli tiyatro ve sinema oyuncusunun oynadığı bir diziydi. 2000'lerin başlarında izleyenler hatırlayacaktır. Bir ekmek fırını olarak kullanılan mekanın ismi verilmişti aynı zamanda diziye. Ekmek Teknesi o dizinin ismi. Kuzguncuk'ta çekilmişti. Şu an burası bir restoran, bir lokanta olarak işletiliyor. Aslında o dönemde işletmesi lahmacuncuymuş. hiçbir zaman bir ekmek fırını olarak kullanılmamış burası. Ben de bu bilgiyi bugün öğrendim buradaki görevli bir arkadaştan. Fırına ekmekler getirilip burada yığılıyormuş ve fırın sahnesi olarak burayı çekmişler Ekmek Teknesi olarak. Ama ismi hep o zamandan bu zamana Ekmek Teknesi. İşbirliği değil, reklam değil. Tamamen hür irademle girdiğim bir yer. Evet, bahsettiğim gibi çok vurguladım ama Kuzguncuk gerçekten bir dinler mozaiği. Burada hemen İcadiye Caddesi'nin girişinde aşağı sinagog olarak bilinen Vetyakov sinagogu var. Şu an çok yakından görüntü alma şansım olmadığı için mesafeden gösteriyoruz. Şu anda sahil yolu üzerinde Kuzguncuk'un en merkezi noktasındayım. Arkamda görmüş olduğunuz cadde İcadiye Caddesi, sağımda kalan cadde Kuzguncuk Çarşı Caddesi, solumda kalan cadde ise Üsküdar'a giden Paşa Limanı Caddesi, sağımdaki Kuzguncuk Çarşı Caddesi de Beylerbeyi'ne gidiyor. Kuzguncuk kafanızda otursun diye bu noktadan çekim yaptım. Hemen burada sahilin kenarında, deniz kenarında daha doğrusu İsmet Baba adlı Kuzguncuk'un en eski mekanlarından, en eski balıkçılarından bir tanesi var. Reklam değil, sadece bilgi anlamında söylüyorum. 2009 yılında Meryl Streep Türkiye'ye geldiğinde burada ağırlamışlar kendisini. Akşam yemeğini burada yemiş diyorlar Meryl Streep için. Kuzguncuk'taki önemli yapılardan bir tanesi de Kuzguncuk İskelesi. Günde 4-5 sefer yapılıyor. Sürekli sefer olan bir yer değil. Aynı zamanda burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kafe olarak işlettiği yerlerden bir tanesi. İskelelerin son dönemde böyle bir dönüşümü oldu. Gayet güzel, keyifli bir şekilde buraya gelip çayınızı, kahvenizi içip aynı zamanda vapuru bekleyebilirsiniz. Dinler Mozaik Kuzguncuk'ta bir diğer ibadethane Aya Pantelemon Kilisesi. Şu an arkamda görmüş olduğunuz çan kulesini ve kubbeli yapıyı görmüş olduğunuz yapı, bina. 1831 yılında 2. Mahmut döneminde ibadete açılmış. 1872 yılında yangın görmüş, ciddi hasar almış. 1890 yılında tekrar inşaatına başlanıyor ve 1892 yılında tekrardan ibadete açılıyor. Bir Rum Ortodoks Kilisesi, Aziz Pantelemon'a adanmış. Zaten Aya kelimesi bizdeki aziz anlamına geliyor. Yunanca ve Rumca aya, Türkçe'de aziz demek. Aya Pantelemon, Aziz Pantelemon. Değerli izleyenler, bir videonun daha sonuna geldim. Günübirlik İstanbul turlarında bu seferki durağım Kuzguncuk'tu. Kuzguncuk'u dilim döndüğünce anlatmaya, göstermeye çalıştım. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hele bir de üstüne abone olursanız çok çok daha mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar.